Hangi tarafa bundan geliyor? Saattir yaklaşık aralıksız yağış devam ediyor maalesef. Bekliyorduk tabii bu saatlerde, özellikle 12'den sonrası 6'ya kadar ciddi bir yağış alacağı yönünde meteorolojik veriler bizi uyarmıştı. Biz bu noktada bütün ekiplerimizle sahadayız. Ben zaten şu an Kozcağız ve Kumluca beldelerini ziyaret ettim. O bölgedeki önlemleri, alınan tedbirleri yerinde gördüm. Ama yağış çok fazla devam ediyor. Biz özellikle bu bölgede araçları kaldırdık. Irmak kenarlarındaki, nehir kenarlarındaki, dere kenarlarındaki araçları, dükkanlarımızı boşalttık. Yani vatandaşımız selden olumsuz etkilenmesin, su basmalarına karşı tedbirli olmamız açısından birçok tedbir aldık. Sahada birçok aracımız var. Aldığımız ihbarlara yönelik anında müdahale ediyoruz. Elimizden geldiğince müdahale etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında diğer illerden destek ekipler istedik. Hem AFAD Başkanlığımız tarafından Konya ve Ankara planlanmıştı. Bize Konya'dan bir takım araçlar geldi. Şu anda da Kayseri, Karabük, İstanbul ve Bursa illerinden ilimize takviye araçlar gönderiliyor. Şu an bir kısmı yola çıktı, bir kısmı da çıkmak üzere. En sevindirici yönü işin can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Sahada şu an bize gelen bu yönde bir ihbar yok. Çok şükür en sevindirici yönü bu yağışın. Ama temennimiz bir an önce hasarsız, can kayıpsız bu felaketi atlatmamız. Efendim, bugün yoğun olarak bir yağış bekleniyordu. Metrekare 140 metreküplük bir yağış bekleniyordu. Kentte yoğun olarak nerede yaşanıyor efendim yağış? En çok şimdi yağışın, şimdi gördüğünüz gibi de Bartın merkezde çok yağışımız var. Bir de Ulus bölgesinde, artı Kozcağız bölgemiz, beldemiz, Akkipaşa, Kumluca beldelerimizde ciddi bir yağış var. Amasya ilçeleri ve Kurcaşile ilçeleri nispeten daha iyi durumda. Merkezde söylediğim gibi Ulus taraflarında daha çok yağış var. Var mı efendim eklemek istediğiniz? Çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan zorlukta kalmadıkları sürece dışarı çıkmamalarını istiyoruz. Mümkünse yani dışarıda olmasınlar, dikkatli olsunlar, alt katlarda kalmasınlar, yükseklere çıksınlar. Dikkatli olmalarını istirham ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Valim, hava muhalifte değil, meteorolojiden gelen bir bilgiler var. Bu arada biliyorsunuz ya Bartın. Yani şöyle, bugün zaten 100 kilogramın üzerinde yağış alacağımız söylenmişti ve şu anda da görüyorsunuz ciddi anlamda yani yağış alıyoruz. Azal, yavaşlaması. Yani bugün geç saat, gece saatlerine kadar devam edeceği öngörülüyor. Yarın da bir miktar var ama bugünkü kadar olacağını düşünmüyoruz. Meteorolojik veriler o şekilde söylüyor. Çok teşekkür ediyorum.